Sevgili gençler, herkese merhabalar. Din kültür ve ahlak bilgisi dersinde kul yapmayan kalmasın diye ne yapıyoruz? TYT ve AYT konularında ilk dersimiz önce bilgi ve inanç, ardından din ve İslam niteleri üzerine soru çözümlerine hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada Maksat sadece soru çözmek değil, şıklarda olabildiğince konu taramaları da yapacağız. O yüzden not alarak ilerlemenizi istiyorum. İlk soruya bakıyorsunuz. Hititlerin yaşadığı dönemde Anadolu'ya bin tanrı e, ili adı veriliyor. Yani bu ne demek? Demek ki burada bolca tanrı var. Yukarıdaki görsel illüstrasyonu verilen Hattuşaş'ta yaşayan Hititliler diyor. Savaş tanrısı Zababa'ya, bak bir tane savaş tanrıları var bu adamların. Güneş tanrıçası Arinna'ya. Yine güneş tanrısı Samasa ve arpa tanrısı düşün hocam yani adamların arpa tanrısı var. Arpa tanrısı Kumarbi gibi daha pek çok tanrıya inanıyorlar. Yani o zaman Hititlerde çok tanrılı bir sistem mi var? Evet hocam. Çok tanrılı sisteme verilen isim ne? Politeizm. Politeizm eşittir. Çok tanrıcılık unutmuyorsun. Peki gel hemen diğer şıkları şöyle bir elden geçirelim. Şimdi politeizmde ne dedik? Çok tanrılı dinler. Yani 300 milyondan fazla tanrısı da olabilir. Politeizmin zıttı ne hocam? Tek tanrılı dinler. Buna ne deniyor? Monoteizm deniyor. Panteizm her şey tanrı derken... Panenteizm de diyor ki her şey Tanrı'dan unutmuyorsunuz. Deizm yanına yıldız atmanızı istiyorum gençler. Emekli Tanrı anlayışı yani Tanrı evreni yaratıyor. Kutsal kitap ve peygamber kabul etmiyor. Çünkü Tanrı bir daha evrene müdahale etmiyor diyorlar. Hatta kendilerini şeye dayandırıyorlar. Eğer diyorlar Tanrı evrene müdahale etse evrende bu kadar kötülüğün ne işi var diyorlar. Tamam mıyız? Teizm, tanrıcılık. Yine ne dedik? Tek tanrı dinleri ben buraya da dahil edebilir miyim? Edebilirim. Mesela İslam teist bir dindir. Yani tek bir yaratıcısı vardır. Bunu baz alarak ilerlersin. Henoteizm, başkanlık sistemi deseniz yanlış olmaz. Peki hocam başkanlık sistemi ne demek? Yani sistem sana diyor ki yüce olan bir tane tanrı var. Altında minnak küçük tanrılar var. Tamam mıyız? Bu şekilde bir format var. Naturalizm her şey doğa. Doğanın ötesinde bir gerçek yok. Bunu kabul etmiyorlar. Ateizm tanrı tanımaz inanç sistemiyken iken agnostizm de bilinmezcilik. Yani sistem bana diyor ki Tanrı var mı yok mu bilmem. Cennet cehennem var mı yok mu bilmem. Kabir azabı var mı yok mu bilmem. Bilmediğim şeyle ilgili de yorum yapmam diyor. Bir de buraya almamışım ama satanizm var arkadaşlar. Satanizme de baktığımız zaman mantalitesine şeytana tapınma sistemi. Kafamızda tek kelimeyle bu şekilde kodlasak yanlış olmaz. O zaman gel hemen bir diğer soruya bakalım. Şimdi hocam bu soruyu diğerinden ayıran özellik ne? Bir kere gençler bu soru genel çıkarım, yorum sorusu. Ve TYT, AYT'de özellikle din kültürü dersinde iki tane bilgi sorusu soruyorsa üç tane muhakkak yorum sorusu oluyor. Öğrenci okuduğu paragrafı anlayabiliyor mu? Sistem bizden bunu da istiyor. O yüzden ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Hemen başlıyorum. Bu bu Ubudiyet ne demek? Kulluk demek arkadaşlar. İslam çizdiği sınırları muhafaza etmek, mevcut olana razı olmak, elden çıkana da sabretmek şeklinde tanımlanıyor. Bak ne yaptım? Ubudiyet ne? Benim sınırlarım var. Bunlar doğrultusunda yaşayacağım. Mevcut olana razı olacağım. Elden çıkana da sabredeceğim ben. Sistem bu. İnsan Allah'a karşı yapmış olduğu kulluk göreviyle sadece diyor onun emirlerini yerine getirmiş olmaz. Aynı zamanda ne oluyor? Aynı zamanda her türlü söz ve davranışla da göstermiş olduğu saygı ve sevgiyle de allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmış oluyor. Okuduğun diyor paragraftaki en genel çıkarım ne? Şimdi Allah'ın kuluna bahşettiği nimetler. Bu bu değil sadece nimet mi? Bana bahşettikleri mi? hayır. Benden aldıkları da bu sınıfa giriyor. Her işin sonunu Allah'a havale etmek. Elinden geleni yapıp her işin sonunu Allah'a havale etmen, tevekkül edip beklemen demek. Allah her fırsatta anmak ve tefekkür etmek. Hayır, bu paragrafta tam istenilen bu değil hala. Her türlü sıkıntıya ve zorluğa sabretmek. Evet, sıkıntıya zorluğa sabretmek ama İslam'ın sınırları içerisinde yaşayıp hoca söyleyemese de e, yine aynı şekilde Gelene de belki çok büyük nimetlerle de ödüllendirileceksin. Bu da var. Demek ki bu da hala tam o paragraf değil. Ama E şıkkına bak diyor ki insanın hayatını daima Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci içerisinde geçirmek. Niye? Bu ne? İslam'ın çizdiği sınırlarda yaşayacağım. Mevcut olana razı olacağım. Elden çıkana da şükredeceğim. Ve her an yaratıcım beni görüyor. Bu bilinçle yaşayacağım. O yüzden cevabım eşittir. E şıkkı. O zaman geçtim, geçemedim, geçeceğim. Bir diğer soruya geçtik de şimdi? <laughs> Arkadaşlar zamanı, mekana, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermeyen ve bir bütün olup bölünme kabul etmeyen inanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmama gibi bir durum söz konusu olamaz diyor. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını alayım, Aa, şu ayet işime geliyor kullanayım, e, diğerini kabul etmeyin böyle bir şey söz konusu değil diyor. Hazreti Adem'den yani ilk peygamberden beri bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve temelinde tevhidin yer aldığı. Tevhid ne? Allah'ın birliği demek. Tevhidin yer aldığı İslam'ın inanç esaslarının özellikleri şöyle sıralanabilir demiş ve diyor ki hangisi diyor devam cümlesi olamaz. Şimdi bakıyorsun. İslam fıtrata uygun, açık ve anlaşılır bir din mi? Evet hocam. Yani düşünüp akledince, irdeleyince diyorsun ki evet nihai doğru İslam. Yine diyor ki insan ürünü değil, vahiy kaynaklı. Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e geliyor. Peygamber Efendimiz sayesinde biz bu dini öğreniyoruz. Ve vahiy kaynaklı. Aklı selim insan tarafından kolayca kabul edilir. Niye düşünürsün, irdelersin, sorgularsın ve bir sonuca çok rahat ulaşırsın diyor sistem. Korku ve ümit arasında dengeli bir hayat tavsiye edilir. Yani sistem sana aslında ne diyor? Hani bir söz vardır ya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. Yani korku ve ümit arası dengeli şekilde ilerle diyor. Ama dogmatik kurallar geçerli. Yani katı kurallar. Maalesef günümüz toplumunda sanki İslam çok katı kuralları, değişmez kuralları olan bir din gibi sunulsa da baktığınız zaman İslam'da kişi hakları, insan hakları, kadın hakları en basit Veda Hutbesini bile okuduğunuzda destanlarca yazılmış yani bize. O zaman dogmatik kurallar geçerlidir ibarem burada doğru bir ibare değil. Hemen geçtim bir diğer soruya. Hz. Adem'den ilk peygamberden Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler İslam peygamberi. Evet çünkü bütün peygamberler insanı neye çağırıyor? Tevhid inancına yani Allah'ın birliği inancına çağırıyorlar. Tevhid inancı da dinin temeli. Buna göre İslam diniyle ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakıyorsun ilk insandan bu yana var mı? Hz. Adem ilk peygamber var. O zaman ikinci maddem doğru. Allah'ın birliği üzerine mi kurulu? Bak ne dedik devamında? Çünkü bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırıyor. Yani Allah'ın birliği inancına çağırıyor. Doğru mu? Doğru. Yine ezelden ebede kadar bir süreç var mı? Var. Ama hocam bu paragrafta ezelden ebede kadar olan süreçle ilgili bir bilgim var mı? Yok. O zaman cevabım yalnızca 2 ve 3 arkadaşlar. Yani cevap denizli şeklinde ilerliyorum. Bir diğer sorum. Bir iddia var, cevap var. Az önce ilk soruda çözdüğümüz sorunun farklı çevrilmiş hali önüme yeni soru olarak gelmiş. Evrendeki her şey kendiliğinden tesadüfen olmuş. Bunu yaratan bir şey yok. Yani bu adam yaratıcıyı reddediyor. Bak yaratan bir şey yok. Yaratıcıyı reddetti. Karşı tarafta diyor ki olmaz öyle diyor. Sana bir cevap vermem lazım. Hadi bir cevaba bakalım. Şu anda bilgisayarla yazıyorum diyor. Bu aletin kendiliğinden olduğunu, bir ustasının olmadığını söylemek kadar anlamsız bir söz olamaz. Kainattaki diğer şeyler de böyledir. Bu muazzam kainat tesadüfen olabilir mi? Mümkün değil. Basit bir örnek verelim diyor. Örneklendiriyor. Bilgisayarın klavyesindeki tuşlara rastgele bastın. Anlamlı bir cümle meydana gelebilir mi? Peki bir sayfaya böyle bir sayfa yazı yazacak kadar tuşlara rastgele vurdun veya bir kitap olacak kadar tuşlara bastın. Anlamlı konusu olan bir kitap meydana gelebilir mi? Bunu biz yaparsak anlamsız da olsa bir kitap dolusu yazı meydana geliyor. Peki klavye hiçbir etki olmadan kendi kendine çalışıp anlamı ve konusu olan bir kitap çıkarabiliyor mu ortaya? çıkaramaz. Mümkün değil. Yani burada diyor ki evreni de diyor yaratan birisi muhakkak bir şey muhakkak var diyor. Tamam mıyız? O zaman bakıyorsun şimdi deizm neydi? Emekli tanrı anlayışı. Tanrı var. Dünyayı evreni yaratıyor. içindeki her şeyi yaratıyor. Müdahale etmiyor. Ama burada ne diyor? Evrendeki her şey kendiliğinden tesadüfen oluşuyor. Bunları yaratan bir şey yok. O zaman cevap deizm değil. Monoteizm tek tanrı dinler. Yani burada tutup bir tane Tanrı'yı kabul etseydi problem yoktu. Burada Tanrı'yı komple reddettik. Politeizm çok Tanrı dinler dedik. Dualizm de iyilik ve kötülüğün Tanrısı. iki Tanrı anlayışı dedik. O zaman burada cevabım ne? Ateizm yani Tanrı'nın varlığını komple reddeden sistem. Niye? Bunları yaratan evrende bir şey yok demiş çünkü. Geldim ödüllü soruya. Şimdi soruyu okuyorum. İyi dinliyorsun. E, videonun altına yorumlarını yapıyorsun ve ödülünü kapıyorsun. 2004 yılında yapılan bir bahçe. Hocam bahçeyi de size vermişiz. Bu bahçenin içerisinde cami var, sinagog var ve kilise var ve bunlar yan yana bulunuyor. Haliyle hocam burası turistlerin gözde mekanı olacak mı? Kesinlikle olacak. Günde ortalama 200 ziyaretçi ağırlıyor burası. Yerli ve yabancı turistlerin de rağbetini görüyor arkadaşlar. Yani yabancı turistler tarafından rağbet görüyor. Bu bahçedeki camiye cennet bahçesi deniyor, kiliseye ruhullah deniyor, sinagoga da herhangi bir isim verilmemiş. Ama benim buradaki anahtar olayım ne? Bir bahçe var, Bahçede 3 ayrı dinden, 3 ayrı inanç sisteminden yapılanma var. Ve insanlar orada e, birlikte oraları ziyaret edebiliyorlar. Görselde ve bilgide verilen durumu baz alarak aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenemez diyor. Ne dedik? İyi dinliyorsun, okuduğunu anlıyorsun, cevabı işaretliyorsun, ödülü kapıyorsun. Özlem hocanızdan bu ünitede şimdilik bu kadarlık. Hiç ara vermiyorsunuz. Bir sonraki derste görüşüyoruz.